İstanbul Sancaktepe'de eski başkan merhum Kadir Topbaş döneminde temeli atılan metro hattının inşaatını Başkan Ekrem İmamoğlu kamyon kamyon kumla dolduruverdi efendim. İmamoğlu metro çalışmasının durdurulmasına gerekçe olaraksa kaynak yetersizliğini gösterdi. İlçe sakinleri şimdi çalışmanın tamamlanmasını istiyorlar. Bu metronun temeli Kadir Topbaş döneminde atıldı. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla toprakla dolduruluyor ve iptal ediliyor. Kadir Topbaş döneminde temeli atılan Sancaktepe metrosunu İmamoğlu kamyon kamyon kumla doldurdu. Ve bunu da bizde öz kaynağımız olmadığını ve Cumhurbaşkanlığı'nın bize borçlama yetkisi vermesi gerektiğini diyor. 2017'de temeli atılan Sancaktepe yeni doğan metrosuna Ekrem İmamoğlu kaynak yetersizliği gerekçesiyle dur dedi. Ve bunu da bizde öz kaynağımız olmadığını ve Cumhurbaşkanlığının bize borçlama yetkisi vermesi gerektiğini diyor. Bizim de öz kaynağımız yok yapamıyoruz diyor bizzat İmamoğlu Sayın Başkan'ın kendisiyle görüştük. Sancaktepe'ye metro yapılacak vaadiyle bölgeye birçok yatırım yapıldı ve yatırım yapan vatandaşlar bir an önce metronun çalışmasının bitmesini bekliyordu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bütün hayaller suya düştü. Tabii ki ev satışları da başlamıştı, rağişler yükselmişti. Şu anda her şey durmuş vaziyette. Şu anda hiçbir şekilde fiyatlar da durmuş. Metro inşaatına kum döküldüğü anları ilçe sakinleri böyle görüntüledi. Nüfusa bakarsak şu anda Sancaktepe'nin 460 bin nüfusu var. Bunun 460 bin nüfusun yaklaşık 300 bini bu bölgede barınmakta. Yani 21. asırda teknolojinin geliştiği, ulaşıma bu kadar ihtiyaç duyulduğu bir dönemde bunun iptal edilmesi akılla izah edilir bir yanı yok diye düşünüyoruz. Burası Sancaktepe'ye giriş için kullanılan ana yol. Aslında bu yol 2017 yılında metro çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılmıştı. Yıl 2021 oldu. Ne metro çalışması bitti ne de kapatılan bu yol yeniden trafiğe açıldı. Şu giriş, şu gördüğünüz giriş Yeni Doğan'ın bölge olarak girişidir. Şu anda vatandaşların Yeni Doğan'a girmesi için mahalle aralarından küçük bir yol üzerinden giriş sağlamakta. Ben bunu Büyükşehir Belediyesi'ne izah etmemiş de gerekirse üzerini dedim hani betonla kapatabilirseniz yolumu açın diye gereğini yapıyoruz. Çok da enteresan bir durum daha var. Biz baktık gördük gereği düşünüldü gerek görülmedi. Bu gibi söylemlerle bizi bu hale sokuyorlar. 460 bin nüfuslu ilçenin toplamda 19 muhtarı var ve hepsi bugün durdurulan metro istasyonunun önünde toplandı. Ve hepsinin amacı yeniden o metro istasyonunu ilçe sakinlerine kazandırmak. Eğer Cumhurbaşkanı onayıyla olacak bir şeyse buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz ve yeniden metromuzun lütfen buradan açılmasını biz önemli talep ediyoruz. Sevgili izleyenler,